Evet burada bir kurallar tablosunu yine gözümüzün önünden bir geçirelim bakalım. X mutlak X evet doğrudur. Mutlak X her zaman dışarı pozitif veya sıfır olarak çıkar. Şimdi burası çok önemli. Mutlağın dediğim gibi içi arkadaşlar önemli değil. Eşarete takılmayacağız. Mutlak x mutlak eksi x'e eşittir. Neden? Bakın mutlak eksi 5 mutlak 5'e eşittir. Sonuç itibariyle ikisi de aynı şey olarak çıkıyor dışarı. O yüzden bakın size hemen basit bir örnek vereyim. Mutlak x artı mutlak eksi x artı mutlak x nedir diye sorsam hatta şurayı da eksi yapayım. Şimdi bir kere mutlak eksi x mutlak x'e eşittir. Neden? Dışarı her türlü aynı sayı olarak çıkacak. Negatifse de dışarı pozitif çıkıyor. Pozitifse zaten dışarı pozitif çıkıyor. Sıfırsa zaten sıfır diye çıkıyor. O zaman içeride mutlak x ile mutlak eksi x'in pek bir farkı kalmıyor deyip içerideki eksiği yok edebilirsiniz. Dışarı nasıl çıktığıyla şu an ilgilenmiyorum. Sadece içini söylüyorum ben size. Zaten öbürü de mutlak x. Bunlar birbirini götürür. Bir tane mutlak x kalır. Anlaştık mı? Bu şekilde bakın örneğimde dediğim gibi mutlak eksi 5 beş, mutlak 5'e eşittir. Dışarı nasıl çıktığıyla ilgilenmiyorum önce. İçerideki, içerideki eksileri kaldırabilirsiniz arkadaşlar tamam mı? Aynı şekilde mutlak x eksi y mutlak y eksi x'e eşittir. Sorularda bazen şöyle bir şey olacak bakın. Mutlak x eksi y artı mutlak y eksi x eşittir 2. Bu şu demek mutlak y eksi x Nasıl olsa aynı zamanda mutlak x eksi y'ye eşittir. Bir de burada bir tane var. İki tane mutlak x eksi y 2'ye eşit. Yani mutlak x eksi y aslında 1'miş arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Normal matematikte tabii ki x eksi y y eksi x'e eşit değildir. Eğer x eksi y 0 değilse. Ama mutlak değerde her türlü dışarı aynı sayı çıkacağı için ister içerisi negatif olsun ister pozitif olsun. Yeter ki o değerler aynı olsun. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu çok önemli yine. Yer değiştirmeler yapacağız. X üzeri N'nin mutlak değeri ile mutlak X'in N'inci kuvveti aynı şeydir. Hemen bir örnek vereyim. Eksi 3 olsun hatta bakın. Eksi 3'ün 3. kuvvetinin mutlak değeri nedir? Dışarı 27 olarak çıkar. Eksi 3'ün mutlak değerinin 3. kuvveti ne yapar? E yine arkadaşlar gördüğünüz gibi mutlak 3 olduğu için 27 yapacaktır. Bir şey değişmez. Bu da böyle önemlidir. Mutlak değerin içindeki katsayıları dışarı alabilirsiniz. Hemen bir örnek veriyorum. Bakın şimdi 5 mutlak x ile arkadaşlar bu şekilde 5 tane mutlak x birbirinin aynısıdır. Bunda hiçbir sakınca yoktur yapabilirsiniz. Mutlak değerler çarpım halinde ise ayrı ayrı yapma hakkımız var. Yani mutlak x çarpı 3 aslında burada ispatlamış oluyoruz. Mutlak 3 çarpı mutlak x'tir. Mutlak 3 zaten 3'tür. Bakın 3 tane x'e eşit olur. Gördünüz mü? Yine mutlağın içinde x bölü y'yi ayrı ayrı mutlak x ayrı ayrı mutlak y şeklinde yazabilirsiniz. Son mevzumuzda arkadaşlar. x artı y'nin mutlak değeri küçük eşittir. Mutlak x artı mutlak y. Hemen bir örnek veriyorum. Bakın şimdi. x arkadaşlar 2 olsun. Tamam mı? Basitten gidelim. Y de 3 olsun. İkisinin de pozitif olduğunu düşünün. Mutlak 2 artı 3 ne yapar? 5. Tamam 5 çıktı. Mutlak 2 ne yapıyor? Yine 2. Mutlak 3 ne yapıyor? Yine 3. Bunların toplamları zaten 2 artı 3'ten. Bakın 5 eşittir 5 oldu. Evet gördüğünüz gibi şu an sonuç doğru. Gerçekten büyük eşit diyordu. Biz de zaten eşit bulduk. Doğrudur. X eşittir. Eksi 2 olsun. Y de 3 olsun. Mutlağın içinde eksi 2 artı 3. Dışarı ne olarak çıkar? 1. Ama ben bunu eğer mutlak x yani ayrı ayrı mutlaklar olarak yazsaydım. Bakın cevap ne çıkıyor? 5. Gerçekten 1 5'ten küçüktür. Bu yüzden arkadaşlar ayrı ayrı mutlak değerlerin toplamı mutlak değeri birlikte yazarsanız ondan büyüktür. En iyi ihtimalde eşittir. Bunu bir örnekle göstermiş oldum. İkisi de pozitifse sıkıntı yok. Biri negatif biri pozitifse bakın Bunların toplamlarının mutlak değeri ayrı ayrı mutlak değerlerinden daha küçük çıkmış oldu. Şimdi sorulara bakalım. Mutlak içinde x eksi 1 artı mutlak içinde 1 eksi x. Bunlar birbirinin aynısı arkadaşlar. Dışarı her türlü pozitif çıkacak mı? Demin verdiğim örnek gibi. Eksi 3 de 3 dışarı aynı sayı olarak çıkıyor değil mi? O zaman bunların işareti önemli değildir. 1 eksi x gördüğün yere mutlak x eksi 1 yazma hakkım vardır. Bir tane de yanında var. Bu yüzden iki tane x eksi birdir bu. Cevap denizlidir. Gelelim buraya bakın. Mutlak eksi a bölü eksi mutlak a. Bunun yerine şunu yazma hakkın var. Hiç problem değil. Nasıl olsa ikisi de aynı sayı olarak çıkacak. Mutlak a bölü mutlak a birdir. O zaman bir de buradaki eksi var. Cevap eksi bir oldu arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz bakın. İçerideki eksileri yok edebilirsiniz. Nasıl olsa o dışarı zaten çıkacağı zaman pozitif çıkmak zorunda. Geldik buraya. x kare eksi 2x mutlak içinde 2 eksi x. Şimdi bir kere hafiften bir çarpanları ayırma var. Payda arkadaşlar x'ler ortak değil mi? O zaman x parantezin alırsanız x eksi 2 oldu bakın. Sonra ne demiştim? Mutlak değerin içine ayrı ayrı mutlaklı yazabilirsin. Bak böyle. Gördünüz mü? Kuralımız neydi? Mutlak x y eşittir. Mutlak x çarpı mutlak y. Sonra aşağıya geliyorum. Mutlak 2 eksi x arkadaşlar. Mutlak x eksi 2'ye eşittir. İçerinin işaretini değiştirme hakkınız var. Nasıl olsa dışarı pozitif çıkıyor diye veya sıfır çıkıyor diye. Böylece bunlar bakın ne güzel sadeleşti. Cevabımız mutlak x oldu. Peki mutlak x dışarı nasıl çıkar? Bilemeyiz onu bana x ile alakalı bir bilgi vermiş mi? Sadece 2'ye eşit olmadığını söylüyor. O da payda sıfır olmasın diye. x pozitif mi soruda vermiş mi? Hayır. x 0 mı? Onu da vermemiş. x negatif mi? Hayır. O zaman bu olduğu gibi kalır. Nasıl çıktığını bilmediğim için. Evet bakıyoruz şimdi burada yine mutlak a eksi 3 eksi mutlak 3 eksi a eksi mutlak eksi a. Şimdi arkadaşlar bir kere Şurada mutlak 3 eksi a gördüğünüz yere artık alışın lütfen. Bunu yazma hakkınız var. Mutlak eksi a yerine şu an dışarı çıkarmadığım için içerisini böyle işaretsiz yapabilirim. Aşağıda da yine 2 mutlak a eksi 3 tane mutlak a yazabilirim arkadaşlar. Böylece mutlak a eksi 3 mutlak a eksi 3 ne güzel gitti. Sonra yukarısı eksi mutlak a kaldı. 2 taneden 3 tane çıkınca burası da eksi mutlak A olarak kaldı. Bunlar da birbirini götürdü. Böylece cevabımız 1 oldu gördüğünüz gibi. M küçüktür 0 küçüktür N olmak üzere 3N artı mutlak 3M eksi 3 çarpı mutlak M eksi N nedir demiş. Bir kere M negatifse dışarı çıkacağını biliyoruz. Burada mesela yorum yapabilirim çünkü M ile ilgili bilgi vermiş. Dışarı eksi olarak çıkar 3N eksi 3M olur. Böyle bir tane daha dışında mutlak var. Sonra bu üçü dışarı alma hakkım vardı. Yeni öğrettim. Bu şekilde oldu. Geldik şimdi 3 mutlak içinde m eksi n'ye. Bakın mutlak n eksi m yerine direkt m eksi n ye yazma hakkınız var. E 3 tane de m eksi n ye aynen var. O zaman cevabımız 0 geldi arkadaşlar. Basit ama önemli bir bilgi. Öğrencilerin çünkü en büyük yaptığı hatalardan bazı sorularda kurtarıyor da bazı sorularda kurtarmayan basit bir hata. X karenin kare kökü dediğim zaman birçok öğrenci X'tir diyor. Bazı sorularda da tutar sıkıntı değil gibi görünür ama bunun doğrusu şudur. Bir sayının arkadaşlar çift kuvvetinin yine aynı şekilde çift dereceden kökünü alırsak bunlar birbirini götürüyor. Evet ama dışarı mutlak X olarak çıkar. Niye? En basit örneği. Eksi 2'nin karesinin kare kökü. Bunu böyle götürürsen eksi 2 olur ama kare köklü bir sayı asla dışarı negatif çıkar mı? Hayır. Bundan dolayı arkadaşlar eksi 2'nin karesi 4'tür, karekök 4 ne yapıyor 2? E bunlar birbirine eşit değil İşte dediğim olaydan dolayı. 1 sayının çift kuvvetinin yine çift kökünü alırsanız dışarı mutlak x olarak çıkmak zorunda. Çünkü bir sayının çift kuvveti her zaman neydi? Pozitifti. Örnek eksi 2'nin dördüncü kuvveti nedir? 16. Eksi 3'ün ikinci kuvveti nedir? 9'dur. Bunların bir daha köklerini aldığınızda artık bu sayı pozitife döner. Bundan dolayı bilmediğiniz bir sayının hakkında hiçbir bilginiz yoksa Negatif mi pozitif mi bir fikriniz yoksa bunun çift kuvvetini alıp bir daha çift kökünü alırsanız dışarı lütfen mutlak x diye çıkarın. Oldu mu? Ama tek kuvvette böyle bir problem yok. Niye? Bir sayının tek kuvveti de pardon. Bir negatif sayının tek kuvveti her zaman negatiftir. Bir pozitif sayının tek kuvveti her zaman pozitiftir. Bundan dolayı tek kuvvet işareti etkilemez, haliyle kökü de etkilemez. Örnek Hemen yapayım. x'in karesinin kare kökü dışarı mutlak x olarak çıkar. Ama x'in kübünün 3. dereceden kökü sadeleşir. Direkt böyle x olarak olduğu gibi çıkar. Anlaştık mı? Mesela bakın burada a negatifmiş. Tek kuvvette hiç sıkıntı yok. Olduğu gibi çıkar. Çünkü bir sayının tek kuvveti işaretine etkilemez. B karenin kare kökü B pozitif olduğu gibi çıkar. Mutlak B'ye önce hatta kuralı uydurayım mutlak B olarak çıkar. B de zaten pozitiftir olduğu gibi çıkar. A negatif olduğu için bakın şimdi bir sayının çift kuvvetinin çift kökü mutlak A'dır. Ancak A'nın zaten negatif olduğunu bildiğim için mutlak A'dan da artık dışarı nasıl çıkacak? Eksi A. Bir de önünde eksi var artı A oldu. Sonra tek kuvvet hiç etkilemez bakmana bile gerek yok. Eksi B. O zaman A'lar gitmedi B'ler gitti cevap 2A oldu arkadaşlar. Bakın şimdi buraya. X eksi 3'ün karesinin karekökü. Mutlak X eksi 3'tür. X'in dördüncü dereceden kuvvetinin kökü. Mutlak X'tir. Bunu önce bir yap rahatla sonra kontrol et. X 0 ile 3 arasında olduğuna göre X eksi 3 negatif olacaktır. Örnek 1 ver mesela içerisi negatif oluyor. O zaman bu dışarı eksiyle çarpılarak çıkar x pozitif bir sayı olduğundan ama olduğu gibi çıkar. Böylece x'ler birbirini götürür. Cevap 3 olacaktır. Evet burada mesela x y'den küçük aynı zamanda x negatif. Çok önemli bir şey. Tam kareyi unutmayın. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. O zaman arkadaşlar bu tartışmasız x eksi y'nin karesi. Sonra burayı hemen düzeltelim ama mutlak x diyelim. Çünkü çift kuvvet, tek kuvvetse hiç elleme, eksi y. Şimdi yine karesinin karekökü olduğu için önce mutlaklı çıkar, burayı mutlak x eksi y yap. Şimdi işaretlere karar verelim. Y zaten olduğu gibi çıktı. x y'den büyük olduğuna göre, pardon küçük olduğuna göre o zaman ne olarak çıkmalı? Eksiyle çarpılarak. Yine x negatif olduğu için dışarı ne olarak çıkmalı? Eksi x. Eksi y'ler birbirini götürdü y ile. O zaman cevap arkadaşlar eksi 2x ol. Şimdi bazı önemli bilgiler var arkadaşlar. Soru da size şöyle bir bilgi veriyor diyelim. A reel sayı olsun. Mutlaka A'dan büyükse arkadaşlar bu kesinlikle negatif sayıdır. Örnek mutlak eksi 3'ü düşünelim. Kesinlikle eksi 3'ten büyük değil mi? Dışarı çünkü böyle çıkıyor. O yüzden arkadaşlar bir sayı negatifse mutlağı kendisinden büyüktür. Tamam bunu anlattım. Eğer bir sayı dışarı olduğu gibi çıkıyorsa demin de söylemiştim. Ya sıfırdır ya da pozitiftir. Tamam bu da. Bir sayı dışarı eksiyle çarpılarak çıkıyorsa ya negatiftir ya sıfırdır. Sıfırları unutmuyoruz. Burada ya negatif üstte de ya da pozitif. Şimdi bakıyorum mesela buraya. Mutlaka büyüktür a dediği an hiç sıfır bile demeyeceksin. Bir sayının mutlağı kendisinden büyükse şu örnekten anlaşılacağı üzere o zaman bu negatif bir sayı. Eğer mutlak B dışarı eksi B olarak çıkıyorsa buna hemen negatif diye atlayamam. B negatif de olabilir. Sıfırı da olabilir. Ama A ile ilgili garanti bildiğim bir şey var. Negatif. O zaman şimdi A negatif. Bir de önünde eksi var. Eksi ile eksi çarpılınca artı olur. O zaman içerisi artı oldu. Dışarı olduğu gibi çıkacak demektir. Eksi A'yı hiç elleme kaldı öyle. Sonra geldim buraya. Mutlak eksi b zaten pozitif veya sıfırmış, o zaman arkadaşlar bu da dışarı ne olarak çıkacak? Eksi b olarak çıkacak. Bakın bunu bir daha anlatayım hatta göstererek. Şimdi mutlak eksi b neye eşit? Bir de öğrendik ya mutlak B'ye. Var mı burada problem? İçerideki eksiyi kaldırıp atabilirsin. Dışarı çıkarken ama nasıl çıkacak? Eksi b bak, her türlü dışarı eksi b olarak çıktın anladın bunu. Sonra a negatif, b de ya negatif ya da sıfır, e o zaman garanti burası negatif. Mecburen içerisi eksiyle çarpılarak öyle dışarı çıkar. Örnek b 0 bile olsa a negatif bir sayı olduğu için örnek eksi 1 olsun. Toplamları ne geliyor bakın? Eksi 1. O zaman dışarı eksiyle çarpılarak çıkmalı. Böylece cevabımız arkadaşlar eksi 2b eksi 2a oldu. Mutlak değer arkadaşlar bakın zor değil aslında. Ama biraz işin içinde fazla harf var. Bir de dışarı nasıl çıkar pozitif çıkar mevzusundan dolayı biraz kafanız karışabiliyor. Bunu kabul ediyorum, makul de görüyorum. Yalnız cümlelerimi iyi dinleyip, Durup, durdurup o an o zaman bir daha yorum yapın kendiniz. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda tabii ki sorabilirsiniz. Bakın şimdi buraya. Mutlak x büyüktür x demiş. O zaman burada hiç sıfırsız mı fırsız x negatiftir. Sıfırdan küçüktür yani. O zaman negatifle negatifin toplamı negatiftir. x eksi 4 dışarı nasıl çıkar? Eksiyle çarpılarak çıkar. Ama önündeki eksiği de unutmayalım. Bakın bu işlem hataları çok bizi yakıyor. O yüzden ayrıntılı düzgünce gösteriyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi ile 4'ün çarpımı zaten böylece eksi 4. Bir de önünde ne vardı? 3. O zaman buradan ne geldi? Mutlağın içi. Hala mutlak orası. x eksi 1 oldu. E bu arada x negatifse bir de yanında negatif var. Negatif negatif daha ne yaptı? negatif. O zaman dışarı eksiyle çarpılarak çıkar. Eksi x artı 1 oldu. Sonra arkadaşlar zaten öbürü dışarıda bir sayı. x onu ellemiyorum. x'ler birbirini götürdü. Cevabımız 1 olmuş oldu. Evet. 3x artı mutlak eksi x, artı mutlak eksi y, eksi mutlak x eksi y, artı y eksi 4x mutlak içinde. 1. Güzel bir mevzu. Evet. Yine aynı. Bir nevi ezbere bağladık. x o zaman arkadaşlar negatiftir. Yani sıfırdan küçüktür. Peki y büyüktür y kareye ne diyeceksiniz? Basit eşitsizlik mevzusu. Bu da önemlidir. Bunu da arkadaşlar hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama kenarda ben göstereyim size. Şimdi arkadaşlar y büyük y kare ise y arkadaşlar sıfırla bir arasındadır. Çok önemli. Pozitiftir. Çünkü bir şeyin karesi negatif olamayacağına göre garanti y pozitif. Ama basit kesirdir. Örnek mi istiyorsun? 1 bölü 2'yi düşün. 1 bölü 2 karesinden kesinlikle büyük. 1 bölü 2'nin karesinde 1 bölü 4. 1 bölü 2 1 bölü 4'ten büyüktür. Niye? Basit kesirlerde pay büyüdükçe sayı küçülür. Örnek bir pastayı 2 kişiye bölmek, bir pastayı 4 kişiye bölmek tabii ki daha küçük sonuç verir. O yüzden basit kesirlerin kuvveti arttıkça sayı küçülür arkadaşlar. Bunu hatırlamıyorsanız muhakkak not edin. Karşınıza bakın mutlak değer de yine geldi. Şimdi buna göre bakıyorum. 3x zaten dışarıda elleme. Şimdi x negatif. Bir de önüne negatif koymuş adam. Kendi kendine zaten eksi ile eksiyi çarparak artı yapmış. O zaman onu da sakın elleme. Dışarı olduğu gibi çıkar. Eksi x'tir. Y pozitif bir sayı. Çünkü sıfırla bir arasında. O zaman dışarı eksi y olarak değil artı y olarak çıkmalı. Çünkü eksi y negatif yapar. Bir de önünde eksi ben kendim koydum. Dışarı y olarak çıkmalı. Bir de her zaman söylüyorum mutlak eksi y de kendiniz böyle yapın önce o zaman anlamıyorsanız mutlak y dışarı olduğu gibi çıkacak çünkü y'nin sıfırdan büyük olduğunu bildiğim için. Şimdi geldim buraya x eksi y demiş. Şimdi arkadaşlar bir kere x negatif bir sayı. Y pozitif. Bir de önünde eksi var. Eksi oldu. Eksi eksi daha ne yapar? Artı yapar. Öbür taraftan şöyle de anlayabilirsin. Pozitif bir sayı negatiften büyüktür. O zaman küçükten büyük çıkarsa negatif olur. Eksiyle çarpmam lazım. Yani dışarı ne olarak çıkacak bu? Eksi x artı y. Bir de önünde eksiyi unutmayın. Eksi eksiden artı x. Eksi y olarak oldu burası da. Şimdi geldim buraya. Y eksi 4x. Büyükten küçük çıkarsa her zaman pozitiftir. Olduğu gibi çıktı. Şimdi 3x x daha 4x. Bir de eksi 4x o zaman bunlar gitti. Bir tane eksi x kaldı. Sonra y'lerden bir tanesi gitti. Böyle kaldı. O zaman cevabımız y eksi x oldu. Şimdi burada daha da güzel bir yorum var arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız lazım. A karenin mutlak a'dan büyük olduğunu söylüyor. Bir kere mutlak a zaten garanti tamam. Pozitif orada sıkıntı yok. O zaman bir kere a sıfırdan a kare sıfırdan büyük sıfıra eşit değil. Bu m anlaşılacak şey. Bir sayının mutlak değeri zaten negatif olamaz. O zaman a kare zaten pozitiftir. a sıfıra eşit değil a kare sıfırdan büyük. e başka burada bu a karenin sıfırdan büyük olduğunu herkes yapar. Başka ne diyeceğim? Buradan yola çıkarak bir şeyin karesi mutlağından büyükse o zaman arkadaşlar o sayı kesinlikle bakın şimdi yazıyorum 1 ile sonsuz arasındadır. ...ya da eksi sonsuzla bir arasındadır. Bir şeyin karesi kendisinden büyük oluyorsa... ...basit kesir değildir, birden büyüktür. Ya da bir şeyin karesi mutlağından büyükse... ...o zaman eksi birden de küçük olabilir. Anlaştık mı? Şu 1'i düzelteyim, eksi 1 yapayım. Eğer bir sayının karesi mutlağından büyük oluyorsa... ...ya birden büyüktür ya da eksi birden küçüktür. Örnek mi istiyorsun? Hemen yapayım... Örnek x eşittir mesela 2 olsun. 2'nin karesi kaç? 4. Mutlak 2 kaç? 2. O zaman gerçekten 4 büyüktür 2 bakın. Bir de negatif deneyelim. x eşittir eksi 3 olsun. Eksi 3'ün karesi kaç? 9. Mutlak eksi 3 ne? 3. O zaman gerçekten eksi 3'ün karesi bakın mutlak eksi 3'ten daha büyük oldu. Bir de ters örnek vereyim. Örnek eğer burada x 1 bölü 2 olsaydı bakın karesi 1 bölü 4 olacaktı ve mutlak 1 bölü 2'den tabii ki küçük olacaktı. O zaman arkadaşlar bir sayının karesi kendisinden büyükse o standart bir sorudur. Kuvvet büyüdükçe sayı büyüyorsa bu sayı birden büyüktür ya da mutlaklıysa da eksi birden küçüktür. Bunu anladık şimdi. Bu yıldızlı ve önemli bir mevzu. Gelelim buraya. Bak burada yine senin yorum yapman lazım. Böyle bir kural yok. Ben bunları yorumluyorum arkadaşlar. Tek tek bu kurallara ezberlenmez. Mutlak B, B'den büyükse ne demek bu? Kesinlikle B negatif. Çünkü bir sayının mutluluğu kendisinden büyükse garanti negatiftir. Sonra B kare de yine mutlak B'den büyükmüş. O zaman yine aynı şekilde. Kuvvet büyüdükçe sayı büyüyorsa o zaman bu ne olur? 1'den büyük olur. Eğer negatifse de eksi 1'den küçük olur. Demek ki B'de eksi 1'den küçükmüş. Örnekle de görebilirsin. B eksi 2 olsa... Burası bakın eksi 2 mutlağı 2 karesi de 4. Gerçekten sırayla bakın hepsinden büyük oluyor gördünüz mü? Bu şekilde arkadaşlar anladık. 1- A kare 1'den büyüktür. Evet kendim bak bu yorumu yapmasam birinci şık patlardı. A negatif mi pozitif mi biliyor muyum? Hayır sadece bildiğim bir şey ya 1'den büyük ya da eksi 1'den küçük. O zaman A çarpı B'ye yorum yapamam. A artı B küçüktür eksi 2. Yorum yapamam çünkü A ile ilgili işaret bilgim yok. 3 de gitti. Mutlaka mutlak b'den büyüktür. Yorum yapamam. Örnek a 5 olur, b eksi 4 olur. Mutlaka mutlak b'den büyük oluyor. Ama a eksi 5, b de 6 olsa, pardon, eksi 6 olsa, o zaman bakın bunun mutlağı b'nin mutlağından daha da küçük oluyor. Bununla ilgili bir şey bilemem. Haliyle arkadaşlar tek bildiğim bir şey var. O da a karenin birden büyük olduğu. Bunlar süper yorum soruları. ÖSYm de böyle soruyor. Zaten o soruları da çözeceğim size. Bakın şimdi buraya. Bu da çok güzel bir soru. A mutlaka küpten küçük. A kare de a küpten büyük. Böyle bir şey nasıl olabilir? Lütfen burayı durdurun, dinleyin. Şey, durdurun ve kendiniz yapmaya çalışın. Çünkü burayı direkt ben anlatınca garip gelebilir arkadaşlar. O yüzden bence durdurun şimdi. Sonra beni dinleyin. Parça parça yorumlayacağım. Burada biraz karışıklık var. Hemen bodoslama A aküp akareye ya yorum yapamazsınız. Bir sayının kuvveti arttığı halde küçükse o zaman bu basit kesirdir. Ya negatiftir ya pozitiftir. Şuna yorum yapamam yani. Önce şunu söyleyeyim. Mutlak aküp akareden küçükse akare zaten pozitif. Bu da tamam pozitif. O zaman bir kere arkadaşlar bir sayının kuvveti büyümüş ama küçülmüş. O zaman kesinlikle A şu an ilk yorumum ya pozitif basit kesir ya da negatif basit kesir. Önce bunu anlayacaksın. Örnek 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 1 bölü 8'dir. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür ve 1 bölü 4 1 bölü 8'den büyüktür. Yine aynı şekilde eksi 1 bölü 2'nin mutlağının 3. kuvveti 1 bölü 8'dir. Yine eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Her türlü bakın daha büyük karesi kübünden. O yüzden basit kesir olursa anca kuvvet büyüdükçe sayı küçülür. Onu anladık. Dolayısıyla bir sonsuz elendi. 0 sonsuz elendi. Eksi sonsuzla eksi 1 elendi. Cevap ya B ya E. Şimdi gelelim pozitif mi negatif miye. Onu nasıl anlayacağım? Bakın. Kendisi mutlağından daha küçük olmuş. O zaman arkadaşlar bu ne olacak mecburen? Tabii ki negatif olacak arkadaşlar. Haliyle cevabımız basit. Aynı zamanda negatif olduğundan eksi 1 ile sıfır arası. Bunlar da tavsiyem. Lütfen önce kendiniz bir sayı denemeniz. Anca öyle zihninizde oturur. Bakın a eşittir eksi 1 bölü 2 için. A negatif en küçük. Mutlağının kübü 1 bölü 8 bundan daha büyük. Ama karesi 1 bölü 4 en büyük. Gördüğünüz gibi bakın doğru yapmışım. Gerçekten bir örnekle de göstermiş oldum. Basit kesir mevzuları önemli. Sorularda biz maalesef hep şöyle düşünüyoruz. Öğrenciler olarak diyorum yani sizi kastediyorum. Birden büyükleri ve eksi birden küçükleri düşünüyoruz. Ama arada çok tehlikeli basit kesirler var. Orada kuvvet büyüdükçe yorumlamayı öğretmiş oldum artık. Buna göre düşünün lütfen. Buraya geldiğimiz zaman c kare c'den büyükse mutlağından büyükse o zaman bir kere burada şu yorumu yaparım. Kuvvet büyüdükçe sayı da büyümüş. O zaman bu c ya 1 ile sonsuz arasında ya da eksi sonsuzla eksi 1 arasında. Çünkü bir kere c kare de pozitiftir mutlak c de pozitiftir. Negatif pozitifliğine yorum yapamam ama kuvvet büyüdükçe sayı büyüyorsa birden büyük veya eksi birden küçüktür derim. Kenarda dursun şimdi o. Mutlak B, B'ye eşitse o zaman B ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. Mutlak A eksi A'ya eşitse A ya sıfırdır ya da negatiftir. Buna göre şimdi aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? C'nin işaretini bilemediğim için C ile B'nin çarpımına yorum yapamam. C'nin işaretini yine bilmediğimden A çarpı C'ye yorum yapamam. Yine Denizli'ye yorum yapamam. Gelelim şimdi A ve B'ye. B pozitif veya sıfır. A negatif veya sıfır. O zaman B şıkkı da yanlış olur. Çünkü A çarpı B bakın birinden biri sıfır olsa sıfır çıkıyor. O zaman cevabımız gerçekten Edirne. İkisinin çarpımı sıfır da olabilir. Eğer ikisi de negatifse eksi çarpı eksiden artı da şey. E, artı çarpı eksiden eksi de olabilir. O yüzden evet cevabımız Edirne olmuş oldu arkadaşlar.